İlk sorumuz Çanakkale'den Mehmet Canoğlu beyefendi. Demişler ki sevgili Adnan Bey, yanlış hatırlamıyorsam 1999 yılında Bav camiasına yönelik yapılan polis operasyonu 12 Kasım Düzce depremiyle aynı güne denk gelmişti. Hatta televizyon kanalları sizinle ilgili haberi okumaya tam başladıkları anda deprem başlamış ve gündem tamamen değişmişti. Bu konu hakkında söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı diye merak ediyorum. Bu kaderi gösteren bir delil midir diye sormuş, sevgili saygılarını ileterek. Tabii. Yani her şeyin kaderde olduğunu, mesela bize yapılan operasyonun da kaderde olduğunu, depremin de kaderde olduğunu, evet, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu, her şeyin hayırla yaratıldığını Cenab-ı Allah bize göstermiş oluyor. Depremde binlerce şehidimiz oldu biliyorsunuz. Evet. Onlar cennete kavuşmuş oldular inşallah. İnşallah. Ama tabii birçok insanın Allah'ı daha çok düşünmesine, Allah'a daha çok yaklaşmasına vesile oldu. Allah hepsine rahmet versin, hepsine huzur, bereket, güzellik versin yaşayanlara. Bunlar tabii bizim düşünmemiz için, derin düşünmemiz için, Allah'ı daha çok sevmemiz için, Allah'tan daha çok korkmamız için hayırla, hikmetle yaratılan Allah'ın hayret verici olaylarıdır. Mesela bu sel felaketi de, şu an olan sel felaketi de bu yüzyılın en büyük sel felaketi. Evet. Evet. Ve İstanbul'da oluyor biliyorsunuz. Yani İslam aleminin eski merkezi. Ahir zaman olayları hep buralarda olacaktır. Ben her zaman söyledim. Mehdi'nin zuhuru, Hazreti İsa'nın Mehdi'yle buluşması, birçok olay, birçok harika, mesela büyük ateşin görülmesi ve buna benzer birçok olay. Mesela diyor ki rivayette, gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz. Ahmet bin Hanbel müsnedinde 13/291 hadis. Evet. Ev ve kulübü bırakmayan şiddetli yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Yani Mehdi'nin çıkış alameti olarak belirtiliyor bakın. Ev ve kulübü bırakmayan. Mesela oradaki prefabrik evler var biliyorsun, onlar kulübe gibi. Evler diyor, bırakmayan. Evet. Evet. Şiddetli yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Kıyamet alametleri sayfa 253. Kıyametten önce 10 alamet görmeden kopmayacaktır. Yani kıyamet kopmayacaktır. Mehdi'nin zuhur alametleridir bunlar. 10.'su insanları denize atacak olan kasırga. Bu Katrina kasırgası. Evet. Büyük olaylar biliyorsunuz. 10.'su insanları denize atacak olan rüzgardır. Yine aynı şekilde, evet, Katrina kasırgası. Ama bakın, ev ve kulübe bırakmayan şiddetli yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Bu yüzyılın en büyük olayı bu. Maşallah. Yani sel olayı en büyük. Bu Mehdi'nin aynı zamanda çıkış alametidir. Maşallah. Yani ben bunu daha 15 gün önce televizyonda söyledim. Dedim ki önümüzdeki günlerde çok büyük olaylar olacak dedim. Evet. Hem bize karşı saldırılar olacak dedim. Büyük olaylar olacak. Bana karşı da evet, olaylar olacak ve çok büyük, ayrıca Türkiye'de de büyük olaylar olacak dedim. Onu der demez onun arkasından bu olaylar oldu. Evet. Bunu neye göre diyorum? Hadislere göre söylüyorum. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Muhbir-i saadeti doğru söyler. Diyor ki, tesbih taneleri gibi biri bitti zannederken biri başlayan alametler peş peşe devam edecek diyor. Ta ki evlatlarımdan Hazreti Mehdi zuhur edinceye kadar diyor. Bunlar tabii hep bizim düşünmemiz içindir. Burada orada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum inşallah. İnşallah Allah onlara cennetine aldı. Onlar için büyük bir sevinçtir, büyük bir müjde, mutluluktur o inşallah. Evleri yıkılan kardeşlerimize de Allah yardımcısı olsun inşallah. Fakat yine bunun kökeninde Allah'ı sevmek, Allah'a insanların yaklaşması amaç vardır. Cenab-ı Allah bunları meydana getirirken bu amaçla meydana getirir. İnsanların hidayetine vesile olur bu tarz olaylar. Daha onların derinliğini artırır. Hikmetle hayırla yaratılır. İnşallah. Ama tabi derin düşünen insanlar buradaki harikuladeliği, buradaki derinliği görürler. Yani evet, ben bir şey söylüyorsam kendi kafama göre söylemiyorum. Yani mutlaka bir kaynağa dayandırarak söylüyorum. Ve mutlaka dediklerim çıkıyor, dikkat ederseniz. Evet, maşallah. Yani şimdiye kadar söyleyip de çıkmayan bir olay olmadı. Ve bu muntazam devam ediyor.